eleştirerek tatlı bir şekilde götürmemiz. Bir de köyümüzün bir hastalığı daha var. Yazmaz mı? Köyde öğretmeni kapatmış, ben bunları biliyorum. Ya şu kim, ya o kim olursa olsun, oraya benim köyümün başımın tacı. İsmi, cinsi, sürekli, belirleyelim. O kalemi, Rusya'nda kalemi yazıyor mu? Bitti. Başımın üstünde yerim. Birbirlerimizi kırıcı eleştirmeyelim. Birbirlerimize sahip çıkıyoruz. Bazı derneklere de gidiyoruz, kuruluşlara da gidiyoruz. Hepsi farklı farklı. Ben Sakarya'da çalıştım. Onun için o bölgede gelen insanların hepsinin derneği var. Ama hepsinin. Ama hiçbiri birbirine kırıcı şekilde davranmıyor. Ha ben bunu söylerken bize bir kırıcı olarak davranıyoruz demiyoruz. Bundan sonra bizler de onlarla beraber birlik beraberlik olalım, iyi olalım. Bir de bizim şu söylemem lazım, biz başkalarına benzemeyiz. Bizim kültürümüz doğru doğru. Bizim köyümüzün %90'ı okumuş vaziyette, %95'i. Bunu başka bir yerde bulamazsınız. Ta 1925 yılında okul açılmış, elhamdülillah hepimiz okur yazar olmuş. Bu bizim için, okutanlar için, açanlar için kim sebep olduysa Allah bin kere razı olsun, bizim için bir nimet. Çünkü kale deyince medrese gelir aklıma. Kale deyince medrese gelir. Çünkü biz o kültürden geliyoruz. O kültürün de birbirine bağlayıcılığı vardır. Birbirine saygı vardır. Sözümü şöyle kattım. Köyümüzün bir güzelliği daha var. Bir yaş büyüğüne abidir. Ama bunu bak çevremizde göremezsin diye. Bir yaş büyüğüne abidir. Buradakiler de bizim büyüklerimiz, abilerimiz, küçüklerimiz de kardeşlerimiz. Bizler de sizlerin abisiyiz. Burayı organize eden bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Allah razı olsun. Var olun. Hocama teşekkür ediyorum. Sağ olun. Var olun. Erdal abiden de. Şimdi alırsak inşallah. Hürmetten hoş geldiniz. Daha önce de dernek başkanını falan yaptık ama bu gençleri o zamanki dönemlerimizde pek bir araya getiremedik. Bizler ne yapabildiysek bir şeyler yaptık. Köylerimizi bir araya getirmeye çalıştık ve bir arada tutma çabası içerisindeydik ve hala da öyleyiz. Allah nasip ederdi bu gençlerimizi artık bizlerden geçti. Bizler onlara sadece geriden destek ve arkalarında olduğumuzu bildirebilmek için manevi olarak, yani gücümüzün yettiği kadar da maddi olarak da destek vermeye çalışacağız. Ben şunu istiyorum, gerçekten bizim köyümüz güzü de bir köy. Ve bu köyümüzü daha ileri, daha yükseklere getirme başarısı bu gençlerimizde. Ha bizler de sahip çıkacağız, bizler de destek vereceğiz. Ve bunu tek ricam, tek isteğim, yani Rabbimden nasip ederse, yani federasyonda görüyorum, geçen şeyde WhatsApp'ta da paylaştılar. Gerçekten üzücü bir olay. Bizim derneğimizin bulunmuş olduğu yer, en köşeye atılmış. Yani bunlar önemli değil. Ama biz o derneği adımız yazılı olan yeri şenlendirmemiz ve sürekli o yani her gün olmayabilir. Ayda bir şey yapılır, toplantı yapılır, ne yapılır. Bir araya gelip biz bunu canlandıralım arkadaşlar. Zamanın verinde keneydi, bilmem şuydu buydu, bizi soğuttular köyde. Bir şenlik, yani eğlence olarak bir şenlik yapmaya kalkmıştı. Ne derece başarılı olabildiysek ne mutlu bize. Ta ki Bursa'dan geldiler birbirimiz doğrusu 15-20 kişi. Ben sabah ilk kere oraya vardığımda bayram benden sonra geldi. Oraya vardım bir baktım ki bizim köylerimiz dürümsü çekmişler buraya. Mangalı yapmışlar buraya. Ocağı oraya koymuşlar. Çay hazır. Kavurma hazır. Ben utandım kendimden. Yani ta Bursa'dan gelip de bu şekilde bize hazırlık yapıp çay sunan ve yemek sunan bizim köylerimiz var.
Niye biz normal gibi olmayalım? Erol bir dakika orada ben bir şey diyeceğim. Buyur. Ben hanımla oradan o şeye giderken iki birimiz aynı dediğin yere durmuşlar. Bursa'dan iki birimiz. Ya bana çorba ikram ediyor. Yani. Düşün yani. Ben Ankara'da o çocuklarla Bursa'dan gelmiyorum. Çorba ikram ediyor. Ben oraya iddia ediyorum. Aynen öyle. Ben unutmadım. Yani onlar da bizim köyümüzün bir parçaları, parçaları. Devletlerini kurarlar ki ne? Biz ben başlandım o zaman. Bize dedi ki ya sizin yan kolunuz olarak yok dedik siz. Kendiniz Bursa'da yaşayınca Kuşadır Kalesi köylüleri olarak devletlerinizi kurun ve kurdular ve başarıya ulaştılar. Biz neden onlar kadar şeyi başarılı olmayalım? Ve içimizde bu kadar gençlerimiz var ki ne? Genç dinamik elemanlarımız, arkadaşlarımız, kardeşlerimiz var ki. Biz neden olmayalım? Ya benim de tek dileğim, tek ister. Ya bu saatten sonra bize de fazla bir şey beklemeyin ama manevi olarak, maddi olarak gücümüzün yettiği kadar destekçiniz olmaya hazırız ve yanınızdayız. Bunu da bilmenizi istiyorum. Teşekkür ederim. Bildiğiniz için de teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz ağzına. Aslında bizim sizlerden öğreneceğimiz çok şey var. Sizler bize yol gösterirseniz, biz sizlere göre bir sıfır daha önde. Sizler mücadele ettiniz ama şimdi bilişim var, teknoloji var, her şey var. Biz Brent'ler aramadık, WhatsApp'tan yazdık. Allah razı olsun, herkes teşvik etti. Ama eskiden böyle değildi. Mücadele çoktu. Belki bu gençlik elinin altındaki nüfus, bizler gençlerin hepsi inşallah bu projeye abilerimizin bıraktığı işe devam edersek çok şey yaparız diye düşünüyoruz. Bayram abi de buyur abi söz takmak istemiştim. Öncelikle burada eğitimci olan büyüklerimiz, öğretmenlerimiz, abilerimiz Allah razı olsun bizleri kırmadan hepiniz de buraya geldiniz. Gelmek isteyenler de vardı ama büyük bir ihtimal işten dolayı veya araçtan dolayı gelememiş olabilirler. Evet. Bu derneğe demeyin, grubu değil. Çünkü dernek dediğimiz zaman belki yanlış anlaşılmalıdır. Allah razı olsun. Hüdayi kardeşimiz 49 gün önce WhatsApp grubundan bir grup kurdu. Zamanla bu grup espriye, şahıya, gerginliğe neden oldu. Ama Allah razı olsun, bu arada herkes birbirlerini tanımış oldu. Burada sıkıntımız büyük. Ahtar Madeninde en çok yaşayan benim esnaf olarak, köyde de çok belki sizin hepinizden çok ben yaşamışımdır. 7 yıl oldu buraya geleli. Bizler de inşallah bundan sonra köylülerimiz ölüsü, düğünü, cenazesi büyüklerimizden akıl alarak bir yola çıktık. İnşallah hayırlı olur. Ha, bundan sonraki yaşamlarda olsun veya bu şekilde bir toplantılar olduğu zaman aynı kalabalığı özleriyle, hoşgörüyle bekliyoruz. Yani bundan sonra grubumuzda 13 tane arkadaşımız var. Allah razı olsun. Hepsi de birbirine değerli. Bunlar ileride mutlaka programlar yapılacak. Farklı bir şeyler. Şu an derne konusuna girmiyoruz ama ki onlar da zaman geldiği zaman uslubuyla, yoluyla, yordamıyla nasıl olacaksa hep birlik beraberlik içerisinde hep beraber başaracağız. Sadece bizler değiliz. Hepimiz varız. Onun için dediğim gibi burada fikri olan, bizlere yardımcı olan en büyük desteği burada Hüdayi kardeşimiz verdi. Mücadele ettik. Dediğim gibi inşallah bundan sonra köyümüz için, köylerimiz için ne yapabiliriz? Bir sürü kurum arkadaşlarımız var. Her tarafta dışarıdan abilerimiz, kardeşlerimiz var. Zamanla herkesin bir işi oluyor. Mutlaka oluyor. Herkes birbirinden haberdar olursa buradan gittikten sonra da lütfen şu WhatsApp grubuna herkes bir selam da olsa, kelam da olsa, bir hatır da olsa, gönül de olsa yazsın. Hani yazmadığı zaman 13 kişi, 14 kişi grupta yazıyoruz. Geriye kalan yok. 180-190 kişiyiz ama dediğim gibi bundan sonra sizler de gruba yazarak bizlere destek olarak ne yapacağız, ne edeceğiz. Ha diğer dernek abilerimiz zamanla herkes elini taşın altına koydu. Biz onlara ayrıca teşekkür ediyoruz. Ha, bundan sonra diyoruz ki bize gençlik. Gençlik. Herkese de teşekkür ediyorum. Ezan da oluyor. İnşallah bir ayrı notlarınız olursa Hüdayi Bey'e bizlere bir not bırakın. O an ne yapacağımıza karar veririz. Herkese teşekkür ediyorum. Sağ olun. Abi, ağzına sağlık. Biz bir de Afrika'dan transfer ettik Gali'ye. Kütüğünü aldık, kimliğini de aldık. Raşit kardeşim nerede?
Raşit kardeşim gel. Yani bizde var ya. Kanal. Raşit. Nerelisin sen? Yok şimdi nerelisin? Küçüğünü aldık mı? Hangi köylüsün? Hangi köylüsün? Teşekkür ediyoruz. Şimdi en alt katta yemekhanemiz var. Orada ikramlarımız olacak. İnşallah buradan inebiliriz sırayla. Sırayla derken hep buranın bu bölümün hepsi inebilir. Bir sonraki dönemde diğer odayı alırız. İkramlarımız yemekten sonra çayımız olacak yine burada. Sohbet devam edecek. Konuşmak isteyen, birbiriyle tanışmak isteyen, kaynaşmak isteyen yemekten sonra da burada çayla, muhabbetle devam edebilir. Buyurun.